Arkadaşlar selamlar. Yine bir soruyla, yeni bir videoyla beraberiz. Sorular geldikçe sizler için video yapmaya devam ediyorum. Yeter ki kafanızda soru işareti kalmasın. Akademik basamaklarda ya da akademiyada basamakları geçerken olabildiğince hızlı geçmeniz için bu videoları yapmaya çalışıyorum. Biz 5 senede geçiyorsak bir basamağı siz bir senede geçin böylelikle bizi geçmeniz lazım arkadaşlar. Yani akademik olarak eğer benim öğrencilerim şu anda asistan olanlar beni geçmiyorsa ya biz işimizi doğru düzgün yapmamışızdır ya da biz işimizi doğru düzgün yapmamışızdır. Bunun başka bir <laughs> yolu yok. Dolayısıyla sizlerde hiçbir türlü suç yok. Eğer bu işi doğru düzgün yapmak için de başka platformlara da başvurmaya çalıştım. Çünkü teknoloji bunlardan bir tanesi. İşte videolar bunlara bir örnek. Olabildiğince sizlere bu konuda yararlı olmaya çalışıyorum ki siz daha hızlı ilerleyin. Yani boynuz kulağı geçsin, geçmeli. Eğer geçmezse ne güçlü devlet olabiliriz. Ne güçlü bir teknolojiye sahip olabiliriz arkadaşlar. Evet bunu böyle söyledikten sonra bu videoları beğeniyorsanız lütfen katkı için en azından abone olup bir like tuşuna basıp bir de yorum yazarsanız harika olur. Böylelikle farklı platformlarda da videomuz görünür, görünürlüğü artınca farklı sorularda gelir diye düşünüyoruz. Evet, sorumuza gelelim. Sorumuzu kim sormuş? Nuray Demiralp sormuş. Demiş ki: "Teşekkür ederiz hocam bu güzel videolarınız için. Nuray ben teşekkür ederim. Hocam benim de bir konu hakkında görüşlerinize ihtiyacım var. Yurt dışında bir hoca ile ortak bir çalışma nasıl başlatılır ve nasıl yürütülür? Bu konu hakkında bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler." demiş Nuray. Evet güzel bir soru. Yurt dışında bir hocayla çalışmayı nasıl başlatacağız? Ben şu anda düşünüyorum doktorası yeni bitmiş bir asistan olarak nasıl yapabilirim diye gelin bu konu hakkında biraz konuşalım. Arkadaşlar tekrar selamlar. Demin dedim ya doktorasını yeni bitirmiş bir asistan olarak düşünelim dedim. Çünkü bir Kişinin akademisyen olması için, akademisyen ünvanını alması için doktorayı bitirmiş olması lazım. Hani yüksek lisans akademisyen olma basamaklarıdır ama doktor ünvanı alana artık biz akademisyen deriz. E şimdi yurt dışında bir hocayla birlikte iş görecekseniz en azından bir akademisyen olmanız gerekiyor. Yani bir doktorayı bitirmiş olmanız gerekiyor ki sizi kale alsınlar. Ha bu yeter mi? Tabii ki yetmez. Yani normalde yurt dışındaki birisi hemen sizin CV'nize, geçmişinize, daha önceki çalışmalarınıza bakacaktır ve yeni doktorayı bitirmiş birisi Türkiye'de maalesef çok çok çalışmaları olmuyor. Yurt dışında öyle değil. Yurt dışında daha lisansta adamlar makale yazmaya başlıyor lisans öğrencileri. Ha ben de buraya geldikten sonra mesela benim o tıp fakültesi öğrencilerimden daha lisans döneminde makaleleri olan öğrencilerim vardı. Durum böyle olmalı yani. Ama şimdi herkes bunu yapmadığı için Türkiye'de maalesef yüzdelik bir kısımda daha lisans, yüksek lisans da çok bir akademik ilerleme kaydetmiyor. Şimdi siz de bu durumda bir hocayla birlikte çalışma yapmak istiyorsunuz. İlk önce şunu belirleyin. Siz ne çalışıyorsunuz? Karşınızdaki çalışacak hocanın da aynı konu üzerinde çalışıyor olması lazım. Yani hiç alakasız bir konuda birisine yazı yazmayın yani. Amerika, Avrupa, Avustralya gibi yurt dışındaki bu hani bilmi iyi yapan yerlerde hocalar bir konu üzerine fokuslu, fokus olur, yoğunlaşır ve hayatları boyunca o konuyu çalışırlar. Ha, siz kalkıp da başka bir konu getirirseniz ona bakmazlar bile ilgilenmezler. Çünkü ona göre background'ı yoktur. Background'ına hangi konuyu yıllarca çalışmışsa o konu üzerinde çalışmak isterler. Dolayısıyla birisine bir şey teklif edeceğiniz zaman o teklif edeceğiniz kişinin o konuyla ilgili çalışmaları var mı yok mu ona bakın. Yoksa boşu boşuna zaman kaybetmeyin onu kabul etmez. Etik de olmaz zaten de. Türkiye'de ama biliyorsunuz bilim insanları dediğimiz insanlar daldan dala atlar. Bir onu yapar, bir bunu yapar. Makale olsun da ne olursa olsun doçentlik kriterlerini bir tutturalım. SCI makale olsun ne olduğu önemli değil. Böyle değil işte. Bir konuda odak, olacaksınız. Fokuslanacaksınız. Tıpta mısınız arkadaşlar? Bakın tıpta bile ortopedi konusunda ortopedi konusunda odaklanmayacaksın. Ortopedistse neye? Ortopedinin belirli. Skolyoz mesela. Sen sadece skolyoz çalışacaksın. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi. Mümkün olduğu kadar daraltacaksın. Daralttığın zaman parmakla gösterilen adam olursun. Skolyoz denildiği zaman ha bu o derler. Değil mi? Evet. Ama onu yapmazsan e, maalesef o parmakta gösterilen adam olmaz. Ha bunun yerine başka bir şey de olabilir. Sosyal bilimlerde mesela siz belirli bir alanda sadece çalışırsanız o alanın uzmanı olursunuz. Dolayısıyla kendinizi böyle ilk önce ben artık hayatım boyunca doktordan sonrasına bahsediyorum ne çalışacağım. Bunu bir düşünün ve o konuda fokus olun ve o konuda arayışlar içinde girin. Şimdi yurt dışında birisiyle çalışacaksanız eğer tabii ki bunun birkaç yolu var arkadaşlar. Bir tanesini 22.19'u zannedersem linkini buraya koyuyorum. Bakarsınız siz. Hani yurt dışı ile ortaklaşa çalışma yapabileceğiniz TÜBİTAK bursları var. Buna aynı 1001 veya 1002 gibi proje yazıyorsunuz. Bu projeyi yazdıktan sonra yurt dışından bir hoca buluyorsunuz. Ve diyeceksiniz ki hocaya hocam ben bu projeyi sizin orada yapmak istiyorum. Hoca da kabul ederse size e-mailleşeceksiniz, belki üzümle görüşme yapacaksınız. Kabul ederse siz direkt oraya gidebiliyorsunuz ki detaylarını ben videoda anlattım orada dinlersiniz. Aynı şeyleri burada geçmeyeyim. Bu şekilde mesela ortaklaşa bir proje yapmak en kolay aslında. Ve yurt dışındaki hocaların da sevdikleri bir şey. Neden? Sen oraya geleceksin maaşını tüpitak verecek. Hocaya hiçbir maddi yükün yok. Hocalar, yurt dışındaki hocalar Maddi yükü olmayan öğrenciyi severler çünkü neden? Onlar maddi yükü olmayan kölelerdir. İstediği gibi çalıştırır, işte para vermez. Ne güzel şey bu. Dolayısıyla bu büyük bir avantajdır yurt dışına gitmek isteyenlere. Bu projeyle gitmenizi tavsiye ederim. Ama benim ikinci tavsiyem ve yapmanızı istediğim aslında bundan hani bunu yapabilirsiniz tabii ki bu birinci dediğimi. İkincisi ise yine. Belirli alanlarda proje yapmak istediğiniz ya da çalışmak istediğiniz alanı belirledikten sonra o alanlarda çalışmış hocaları bir bulmak, tamam mı? Bir listeleyin. 5-10 tane kişi olacaktır zaten bu. Onların birkaç makalesini okuyun ve onlarla direkt bağlantıya geçip kendilerinin bir projesi olup olmadığını sorup o projeye dahil olup olamayacağınızı onlara sorun. Bu daha sağlıklı olur. Çünkü böyle hocaların genelde bir projesi olur. Bakın Amerika'daki örneğin veriyorum. Amerika'dan örnek vereyim. Avusturya'da ve Almanya'da da bu aynı şey. Bir hoca tutunabilmesi için üniversitede proje yapması gerekiyor. Mesela Amerika'da bir NIH projesi 5 milyon, 6 milyon dolarlık projelerden bahsediyorum. Ve bu 5 senelik projedir bu. E şimdi böyle bir proje, devam süre giden bir proje buna devamlı insan ihtiyacı duyarlar çalışacak. Dolayısıyla bunlara katılabilirseniz eğer bu sizin için çok büyük bir avantaj olur. Çok güzel bir başlangıç olur. Hani diğerinden ziyade eğer yeni doktoranızı bitirmişseniz bence oradaki hocanın bir projesine dahil olmanızı ben tavsiye ederim sizlere. Bu size çok çok şey kazandırır. Ama burada doçent seviyesine gelmişsiniz veya profesör olmuşsunuz. E şimdi böyle bir seviyede direkt o şekilde gitmek istemeyebilirsiniz. O zaman işte 22-19 gibi bir proje yazarsınız. Hocam benim böyle bir projem var beraber yapalım mı diye onlara teklifte bulunabilirsiniz. Evet yurt dışındaki hocalarla bağlantı bu şekilde olur ya bir proje sunacaksın ben bu projeyi sizin yanınızda yapmak istiyorum. Ne düşünürsünüz diyeceksiniz. Ama o projenin dediğim gibi çok önemli konusu hocanın çalıştığı konuyla örtüşmeli. Yoksa boşu boşuna göndermeyin. İkinci kısım ise yeni doktorasını bitirmiş arkadaşlar için. Hocam ben yeni doktoramı bitirdim ama sizin alanınızda kariyerimi ilerletmek istiyorum. Bunun için sizin orada eğer bir pozisyon bulursam benim ileriki kariyerim için çok değerli olacaktır. Bir projede pozisyonunuz varsa yer almak isterim gibi bir e-mail yazıp onlara ki hocalara nasıl e-mail yazılır kısmı bakın buraya linkini atıyorum. Detaylı anlatmayacağım orada anlattım zaten. Güzel bir e-mail yazıp hocaya bağlantı kurabilirsiniz. Bakın devamlı hep bağlantı dedim. Network. Network'ünüzü iyi yapın arkadaşlar. Kongrelere mi gidiyorsunuz? Yabancı hocalar mı geldi? Hemen onlarla tanışın. Network yapın. Kartınız, vizitiniz varsa değiştirin. Onların numaralarını almaya, e-maillerini almaya çalışın. Kendinize onları hatırlatacak şeyler yapın ki ileride iki ay sonra ya da bir ay sonra e-mail yazacağınız zaman hocam şu kongrede tanışmıştık. Şu konu hakkında size soru sormuştum. Eğer projenizde yer varsa sizin yanınıza gelip bu konuyu orada e, birebir çalışmak isterim gibi böyle network yaptıktan sonra da bağlantılar kurmanızı tavsiye ederim. Evet bu bağlantılar kurup gittikten sonra dediğim gibi 22.19 gibi bir projeyle veya direkt onların projesine katıldıktan sonra yürütme olayı aslında çok bir şey yok. Yürütme olayı e, TÜBİTAK projesi nasıl yürütülüyorsa aynı o şekilde yürütülecek. Eğer onların projesine dair oluyorsanız o, bunda sıkıntı değil zaten yürütücü o projeyi yürütmeyi o yapacağı için orada observation yaparsınız, gözlem yaparsınız ve nasıl yürüteceğini görürsünüz. Fakat 22-19 gibi bir proje yapacaksanız yürütücü siz olacaksınız. Siz olduğunuz için işte projelerde aynı TÜBİTAK projelerinde ara raporlar nasıl yazılır? Çünkü yaptığınız her şeyi TÜBİTAK'a belgelemeniz lazım. Tamam yurt dışında gideceksiniz, hocanın yanında çalışacaksınız fakat TÜBİTAK'tan burs aldığınız için bir, ay, bir sene sonra diyeceksiniz ki ben işte TÜBİTAK'ta projende bahsettiğim gibi şu şu basamakları yaptım. Ve belgeleri bunlar diyeceksiniz. TÜBİTAK'a onu sunacaksınız. Bu şekilde bu projenin sonuç raporuna kadar getirip sonuçlandırmanız gerekiyor. Projenin yürütülmesi de bu şekilde oluyor. Evet Nuray eğer başka sorun varsa lütfen videonun altına yaz oradan devam edelim. Elimden geldiğince bir Türkiye'deki öğrencinin doktorayı bitirmiş bir öğrencinin yurt dışında nasıl bağlantıya kurabilir konularını sizinle tartışmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.